Ve Chainsaw Man bölüm 5. Nescafe'ni, çayını hazırla. Sohbet edeceğiz, irdeleyeceğiz. Ve evet, Denji hayaline ulaştı. Ya bölümün başlangıcında hani böyle işte memelerine, göğsüne dokunuyor. Hani Denji'nin surat haline bakınca böyle sanki hani bir climax, bir uçmuş hayallerine, yani hayallerini gerçekleştirmenin vermiş olduğu o duygu sanki hani tavan oluyor. Ama halbuki adam diyor ki bu muydu? Yani bir şey hissettirmedi. Yani en azından şey yapmasaymışım, hani hiç ulaşmasaymışım hayalimi, daha heyecanlıydı falan. Ve ondan evet, yani başlangıçta onu bakınca o sahne, yani insan öyle algılamıyor. Aslında öyle şaşırıyor ki, yani olayın banallığına, hani adiliğine, sıradanlığına çok şaşırıyor. Ve bu bölümde yani diyeceğim, yani denilmez ama Makima'nın hani çok illegal, çok böyle aşikar bir şekilde hunharca hani Denji'yi böyle yakması, kalbini, dışını gaza getirmesi, gazla çalıştırması, hani o kadar, ya anladın mı ya, onaylanmaması lazım ya. Makima'nın yaptığı var ya, tamamıyla şey suç. Ya şey, tamamıyla şey, yani konsomatris ruhlu. Denilecek bir şey yok. İşte orada biraz da işte diyor ki tamam, sen göğüs dokundun ama Power seni çok sevmiyor. İşte bunları biraz da seven birisiyle yapınca daha bir farklı oluyor vesaire vesaire. Tabi orada var ya, Denji'nin gözleri kelleye vurmuş, şaşırıyor, gazla çalışıyor, bir mutlu oldu. Yani kocaman bir... ama işte şey var, burada da en azından bu olayda, şimdi ben yorumlamak isterim ama o yani çok sübjektif olur. Yani sübjektif diyorum. Yani doğru bir yorum olmaz. Lakin ben manganın sonunu biliyorum. Hani manganın sonunu bildiğim halde eğer bu olayı yorumlarsam, anladınız mı yani? Hem böyle spoil vermiş olurum. Ama şimdi Makima'nın maksadını hangi amaçla yaptığı o kadar böyle gözüme vuruyor ki. Ha tabii ki de düz bir gaza gelme değil. Ha neyse, unuttunuz bunu. Takılmayın. Ama yani ondan dediğim gibi, şimdi manga okuyanlar hani büyük keyifle izliyor bu şeyi, bu sahneyi. Tabii o vasıtayla biraz hani lore, bugüne kadar Chainsaw Man'ı, yani Denji'yi günlük takip ettik. Günde olan şeyleri vesaire. Bu da biraz daha hani amacı, hikayenin derinliği, işte dünya savaşında silahlardan oluşan korkuyla çıkan işte silah şeytanı, o işte konuşuluyor. Ve orada da aslında Fujimoto tarafında şey görülebilir, yani güzel bir metafor, yani bu korkular korktukça mı sorunlar büyüyor? Veyahut da biz mi hani korkulmayacak şeyi kendimizi korkutarak susuyoruz ve bu sorunun büyümesine sebep oluyoruz? Yani güzel bir metafor. Birçok yere çekilebilir. Ve işte zaten transition olarak, yani geçiş olarak, bu arada bu İngilizce kelimeleri bir bırakmam lazım. Geçiş olarak işte ekip 4'ü biraz daha derinden görüyoruz. Bir de ona varmadan Aki'nin çocukluğu, işte yani silah şeytanıyla ilk karşılaşması, işte ailesi orada küçük kardeşine diyor ki elin üşümemesi lazım, git bana eldiven al. Tam eldiven aldığı zaman birdenbire hop böyle ev uçuyor ailesiyle birlikte. Hani orada Aki'nin neden bir travmatizması olduğunu, neden bu şeytanlara büyük bir savaş açtığını da görmüş oluyoruz. Ama aynı zamanda yani mangada biraz daha etkilenmiştim çünkü hani bir fotoğraf var, bir fotoğrafta yok ev falan. Ama burada da güzeldi yani güzeldi, yani en azından empati yapıyorum. Mangayı hiç bilmeyen bir insan hani bir ne oldu lan? Ne oluyor falan olabilir. Ve işte biraz da ekip 4'ün hani bu sahneden sonra geçişi, ekip 4 biraz daha derinden biliniyor. Imoe miydi? Imane, Imune, yani bir kadın var işte biraz şey, Aki'nin
hocası gibi, Aki'nin işte ne diyorlar, üst rütbe, yani üst rütbeli bir abla gibi, Imonegal, Imane bilmiyorum da tam olarak, Imane işte hatta şey diyor işte, benim 6. partnerimi gömdüm, işte sen ölme, böyle bir bağlantısını, bir şey bağını da görmüş oluyorsunuz. Ve yani o imanı, yani ya şöyle, böyle yarı power yarı makima gibi, hem böyle erkekleri ateşliyor, hem resmi ama makima kadar değil, power kadar biraz böyle ciddi mi değil mi, taşak mı geçiyor, yani onu da tam anlamıyorsunuz, öyle tam böyle ortası, onun süper gücünü falan da görüyorsunuz, o da güzel, yani güzeldi. Ve orada işte, yani yine diyeceğim, birkaç bölüm var. Hadi iki bölüm sonra muhtemelen böyle bir güzel bir sahneyle denk geleceğiz. Üçüncü bölümde ateş olacak. Dördüncü bölümde hop galiba, yani katana diyeyim sadece. Yani katana. Yani güzel bölümler bekliyor. Yani tıklanma rekorunu bekliyorum diğer animelere nazaran. İşte orada bir de yani Tatsuki Fujimoto'nun, onu da demiştim aslında ilk Chainsaw Man'ın bu irdelediğim zaman genel dizisinden, hani bölüm bölüm gidiyoruz ama gerçi hem bölüm bölüm gidiyoruz bölümle alakalı, hem de genel bir sohbete de vurmuş oluyorum. Ama orada Tatsuki Fujimoto'nun yani bir olayı, bir karakteri yazarken ki alakasızlığının vermiş olduğu şey, olayın cereyan etmesi. Yani ne demek istiyorum? Mesela herhangi bir işte, bu bir ara otele giriyorlar. Otel işte bir şeytan eriyor içerisinde. Bir ara böyle uzaysal bir kısır döngüye giriyorlar. Bir loops'a giriyorlar falan. Hani adam çıkıyor yukarıya, tekrar aşağıdan geliyor. Aşağı iniyor, tekrar aynı katın yukarısından geliyor falan. Adam diyor... burada bir terslik var. Burada dur ya, çıkıyordum, aşağı iniyorum şu an. Hani ne oluyor falan, böyle oluyorlar. Hani diğer animelerde mesela şey olurdu. Aa bir de çıldırıyorlar, bağırıyorlar, hemen hazırlık falan. Ama burada işte yani karakterler o kadar olayın cereyan etmesi gereken duyguyu o kadar gecikmeli geliyor ki, alakasız bir şey, ya yani alakasız geliyor ki, hani orada korkmalı mısın, gülmeli misin anlamıyorsun. Hani o da güzel. Gerçek hayattaki gibi yani. Böyle gerçekten mesela siz denk gelseydiniz. Tamam. Böyle sorun var. Sıkıntı. Ne yapmalıyız? Yavaş yavaş stres çıkar falan. Ayrıca o da çok çok hoşuma gitti yani. Orada bir daha mangayı okurken zaten onu hissetmiştim. Ben şimdi animesinin 5. bölümünü izlerken görmüş oldum. Yani evet, ve gelecek bölümlere hazırlanın. Sıkıntılı, güzel yönden sıkıntılı bölümler geliyor. Ve bu Güzel Soy kanalıydı. Ben Buğra Güzelsoy. Bir sonraki video için kendine iyi bak. Görüşürüz. Ciao.